Ziraat mühendisi Tarım Danışmanı ailesinden herkese selamun aleyküm. Ben ziraat mühendisi Mustafa Can. Değerli dostlar, bugün sizlere sonbaharda meyve bahçelerinizde mantari ve fungal hastalıklar için uygulayabileceğiniz basit ve etkili bir çözümden bahsetmek istiyorum. Özellikle yağışlı geçen sezonlarda hem bahçelerde oluşan bakteriyel hastalıklar hem fungal hastalıklar meyve bahçelerinizin verim ve kalitesini azaltır ve istediğiniz verim ve kaliteyi elde edememenize sebep olabilir. Bizler ise bunun için uygulayabileceğimiz basit bir çözümden bahsetmek istiyorum. Şimdi sizlere bu çözüm yolunu anlatmadan önce değerli üyelerimiz, sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize destek olmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar, bugün sizlere anlatacağım konu bordo bulamacı. Ben daha öncesinden bordo bulamacının nasıl yapıldığını başka bir videoda anlatmıştım. Onunla ilgili videoyu yukarıdaki linke bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz değerli üyelerimiz. Şimdi size bordo bulamacının faydalarını anlatacağım. Hem de bordo bulamacı uygulama yapmanız gerektiği hakkında kısa bir uyarı videosudur bu aslında. Derler meyve bahçelerinde ağaçların %75'i yaprak döktükten sonra bordo bulamacı uygulaması yapılır. Ve ilkbaharda gözler uyanmadan önce de bordo bulamacı yapabilirsiniz. Kesinlikle ağaçlar ilkbaharda çiçek dönemindeyken bordo bulamacı uygulaması yapmıyorsunuz. Ve meyveler bu şekilde ağacın üzerinde varken de bordo bulamacı uygulaması yapmıyorsunuz. Dediğim gibi ağaçların %75 yaprak döktükten sonra ve ilkbaharda gözler uyanmadan önce bordo bulamacı yapmanız gerekiyor. Bordo bulamacını ilk yabancı bir ülkede, yanlış hatırlamıyorsam Fransa'da bir çiftçi üzümlerini hırsızlardan korumak için yani üzümlerin yüzeyine bu göz taşını serperek mavi bir görüntü sağladığı için hırsızlar bu üzümleri çalmayıp bırakıp gittikleri zaman bunun da bir faydasının olduklarını görüyorlar. Hem bitkilerinin daha sağlıklı, daha verimli olduğunu görüyorlar. Ve şunu da söylemek istiyorum size değerli üyeler. Bordo bulamacı uyguladığınızda ağaçlarınızın birkaç günde olsa daha geç çiçek açtığı görülmüştü. Bu da aynı zamanda bahçenizdeki meyvelerin ilkbahar donlarından da koruyabilmektedir. Onun için de uygulama yapabilirsiniz ama çok aşırı bir koruması var mı derseniz yok kesinlikle değerli üyelerimiz. Ve aynı zamanda değerli üyelerimiz kesinlikle kireçli suyu göz taşının üzerine dökmüyorsunuz. Her zaman göz taşını kireçli suyun üzerine döküyorsunuz. Çünkü yoksa bu karışım olmaz, bozulur. Ve kesinlikle metal, demir olsun, bakır olsun bu şekilde kap kullanmıyorsun. Her zaman ya tahta ya plastik bu tarz kaplar kullanarak bordo bulamacı yapıp ve o şekilde bir uygulama yapıyorsun değerli üyelerimiz. Sizler de meyve bahçelerinde bu şekilde uygulamalar yaparak hem verim ve kaliteyi arttırabilirsiniz. Hem de mantari, bakteriyel hastalıklardan koruyabilirsiniz. Kaşta yaprak delen çil için olsun, armutta memeli pas için olsun, elmasta kara leke olsun, üzümde ölü kol hastalıklar olsun, bunlar için ve vesaire daha fazla hastalıklar için bu göz taşı uygulamasını yapabilirsiniz değerli üyelerimiz. Bunu uyguladığınız zaman hem verim ve kaliteniz artacaktır hem de daha sağlıklı üretim yapabileceksinizdir. Sizlerin aklına takılan soruları gönderi altına yorum yapabilirsiniz değerli üyelerimiz. Benim bu konu hakkında sizlere verebileceğim temel hususlar bunlardır. Asıl bilgilendirici videoyu izleyebilirsiniz değerli üyelerimiz. Hem dediğim gibi yukarıdaki linke, hani sağ üst köşedeki 3 noktanın olduğu kısma tıklarsanız linki zaten görebilirsiniz. Bir sonraki bilgilendirici videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı, bereketli bir sezon diliyorum.